Benim kahramanlarım bölümünde kahramanımız burada. Get a knock at the door. And here, two guys in a suit. I'm from the FBI. The first thing I have to say is, what took you? Truth. I was going to make my own ID. And I was going to set across the Islamic Center over in a bank's parking lot. And I was going to dial it in. And just watch the Amerikan show. Askeri. I said, that's what I want to do. I went off and joined the Marine Corps. Müslümanın canına kıymış. I wanted the action. Askerlik yaparken. The first time I got shot at, I remember looking at my watch and I said, man, this time last year I was in English class. Ondan sonra several times in the Middle East, Desert Shield, Amerika'da, Desert Storm, South America, Philippines, Somalia. Okulda, I think the worst things that I have seen is dead children. Müslüman diye onunla I had hesaplaşmaya to suck gelmiş. It up. I had to be there for my guys. Bu hesaplaşmada each one of those teardrops stands for a confirmed kill. I stopped batting after 26. İslam merkezini bombalamayı where geçiriyormuş. I was taught, Marine Corps, just own it. Richard McKean. Bombalamayı geçiriyormuş. Ne olmuş? Kur'an'ı incelemiş. Pişman olmuş. Tevbe etmiş. Öldürdüğü 26 Müslüman ki bu savaşta öldürüyor bunları. Müslümanın anısını vücudunda yaşatmak için bedenine 26 tane kan damlası şeklinde dövme yaptırmış. Amerikalının tövbesi de böyle oluyor demek ki. Bununla kalmamış. Daha sonra Kur'an incelemiş, sorgulamış ve uzun bir sorgulama süresinden sonra İslam'a teslim olmuş, barışa teslim olmuş. Barış adamı olmuş, savaş adamı. Ve İslam merkezine gelmiş, orada da başkan seçilmiş. Ve şu anda İslam merkezinin hem başkanı hem de Fahri imamı. Müslümanlara bakıp katil olanlar Kur'an'la tanışıp tevbekar oluyorlar. Müslümanlara bakıp adam öldürenler Kur'an'a bakıp adam diriltiyorlar. Bu haberi bize ulaştıran Avustralya'dan Süleyman Balcıoğlu dostumuza teşekkür ediyorum.